Peki e, şimdi biraz iş hayatından da bahsetmek istiyorum. Çünkü sen konservatuar mezunsun e, ve... Hani ben seni oyuncu kimliğinle, evet tiyatrocu kimliğinle biliyorum ama başka başka şeyler de yapıyorsun. Yapıyorum. Bir bahseder misin? Oyunculuk nasıl başladı, nereye evrildi, neler oldu ve ya, bugün nerede? Ben okuldan sonra hemen evlendim. Yani mezun olduğum kış e, Uraz'la tanıştım. Bir ay içinde Maraş'ta gizlice evlendik. Üç ay sonra da düğün yaptık. Yani. Bir dakika. gizlice evlendik? Tabii tabii, tabii mi biz, mi? gizli sette evlendik. Onun dizi setinde aileler gelince öğrendi. Ne Öyle <laughs> yani. işte İzledim. tez canlılık. Heyecan. Aynen, heyecan yani. E, o yüzden ya, hemen okuldan sonra ben o evlendim. İşte o esnada öyle bir zaten okuldan çıktım tiyatro işmiş öyle bir dünya ki öyle zannediyoruz biz okulda da. Hiç öyle bir şey yok. Onla yüzleşmek de bir şey oluyor sana. Yani hani biz bir dakika geçen hafta çalışıyorduk. Şimdi benim bir, bir tiyatro çıkmayacak mı ben sahneye gibi bir şey. Hiç öyle bir şey olmadığı bir dünya. Ee, orada işte dizi yapmaya başladım ve tiyatro yapmadım belli bir süre. Asistanlık yaptım sürekli. Ee, sonrasında işte Tolga rahmetli. Ee, o işte o da daha adın doğduğu seneydi. Yanlış hatırlamıyorsam ya da bir yaşında 2017'de bana bir oyunla geldi. O zaman ben dizi yapıyorum ama ben çok böyle... Ee, düzen problemim var benim. Kontrol freak bir tipim. O yüzden dizi beni geriyor. Yani <laughs> evet yani seviyorum tabii ki oyunculuk, televizyon hepsini seviyorum ama plan program bozuluyor ya. Ben de ya yani hiç bilmiyorum ya ben hani iki gün sonra setim var mı? O beni böyle kaşındırmaya başlıyor. Diğer hiçbir şey Reji ekibi çok sever o yüzden şu Murat'la Ay. diziye başladım ya. Öğleden sonra arıyorum. Ececiğim merhaba. Acaba alıştım program... <laughs> alışsın bana ilk günden deliyim. <laughs> hani iki gün sonrayı bilebiliyor muyuz falan. çok evet. iyi O yüzden tiyatro benim için hem çok istediğim, özlediğim, okuduğum hem de benim için çok sistemli bir şeydi Hadi. ve şeyde de yaşamadım ben tiyatroda ve tiyatrodan para kazanılıyor, hayır canım. kazanılıyor yani kimse birbirini kandırmasın o geçti doğru oyun, doğru matematik, doğru seyirci öyle bir oyun istiyorsan kazanılıyor. Ben ama de, bir de nasıl bir para evet, kazanmak istediğim de. nasıl Hem nasıl hem nasıl bir oyun ya? Sen ben Wardeville oynadığım için yani benim için büyük salonlarda biz ayda 20 oyun oynuyorduk. Evet. Yani çok sistemli, çok mutlu olduğumuz bir şeyimiz var. E o dünyada da tiyatro yaparken o kadar ayda 20 oyun oynuyorken sen dönüp bir dizi de benim 20 tane oyunum var. Mümkün değil yani. O bir tercih gibi ben yolumu bir sürü öyle yaptım. Orada bir, birkaç sene dizi yapmadım. Sonra pandemide bir an böyle herkes evinde ve sıkıldığı bir diye ki biz pandeminin hani başında da sonunda da oyun oynuyorduk sahnede herkes maskeliyken ama herkes kim ben bir böyle bir delirdim ve dedim ki ya herkes oyuncu herkes mezun herkes şu anda duruyor kimse üretemiyor ve delirecek ben yatırım yapabilirim arkadaşlarım dedim. Ve biz o bir organizasyon şirketi kurdum ben. Ha, evet. Çok güzel. Ee, i̇şte organizasyon şirketi kurdum. Ne demek kurdum. yani? Yani aslında var. şöyle yapım yapıyoruz şu anda. Tiyatrolar yapıyoruz, filmi yapıyoruz, etkinlik yapıyoruz. Ee, tabii stand-up geceleri yapıyoruz. Uraz'ın Ekiş Gecesi'nin organizasyonunu da biz Aa, yapıyoruz. Onun sonra festival yapıyoruz. Bunların hepsi. Uraz'ın bir mekanı mı var? Ya aslında şöyle e, Uraz'ın çok eski bir arkadaşının yeri orası. Biz Hı. orada etkinlik yapıyorduk. Uraz'ın bir başka projesi, projesi vardı stand-up üzerine tamam. biz de onun etkinliklerini almaya başladık. Organizasyonlarını biz yapmaya başladık. O zaman sizin artık bir mekanınız biz var. Biz ortak iş yaptığımız bir mekan var Nerede? orada Suadiye'de. Siz orada neler yapıyorsunuz? Hem stand-up'lar yapılıyor, hem gece etkinlikler oluyor, live müzik oluyor. Orada bir etkinlik dünyası yaratıyor. Yani ben sahne almak istiyorum. Kendimi hani orada denemek istiyorum bu Amerika'daki gibi <laughs> Ders, olursa. Size, size ulaşacaklar. <laughs> orada evet. Suadiye'de sahne evet. alabiliyorlar. Canlı müzik yapıyorum. Diyorsun. Ama isim değilim denemek istiyorum ma da varsınız. Varım varım Yasin evet yani biz böyle bir ben orada ben aşırı arkadaş yani herkes bir arada olmak zorunda herkes beraber olmak zorunda bir insan olduğun için hadi böyle dedim ve o çok başka bir yere gitti. Süper. Gerçekten işte bir arkadaşımızın mezuniyet filmi için kısa film setine çıktık. Film çektik. İşte ben geçen sene bir başka oyuna yapımcılık yaptık Ahrettik diye. Bu sene başka bir oyun. bu Burası böyle bir kolektif bir hap haline geldi. Bu esnada YouTube'a girdim bu yaz işte. Belki denk gelmişsindir. Kendi programım var. Evet bir bir evet. ondan da bahseder misin? O benim için çok uzun yıllardır bana her programı söyledi. İşte YouTube'da konuk oluyorum ben. işte Ay Melis Enerjin, Ay şöyle hadi bir şey yap. Diyeyim. Ben hiç cesaret edemiyordum. İşte kazadan sonra bu benim iş yapmadığım ve durulduğum bir dönemde çok gaza getirdiler. Hadi yapalım, hadi yapalım Hı -hı. diye. Ben de, tamam yapalım ama başka bir şey deneyelim. Ana akım ben biraz daha burada ana akımı temsil ediyorum. Konuk skalamızı burada tutmayalım. Ben yeni dünyayı merak ediyorum dedim. Yani işte TikTok, işte Twitch YouTuber, hmm. buralarda milyonların üzerinde Ebeveynin olan. Ebeveynin sevmediği yerler. <laughs> evet. Dedim ki buraların ünlülerini alalım. Ne olacak? Bir orayı görelim dedim tamam. ve çok güzel başladı. Çok güzel izlenmelerle. Ben de kendi enerjide yani kendim eğlenmek için yaptığım, kendim olabildiğim bir dünya yaratınca orası da çok güzeldi Ben böyle aşırı her şeyi yapmam gereken. Yani ben biraz şöyle şeyim yani. Ne yapalım? Bunu ne yapalım şimdi? Hı, ne var? Hadi ne yapalım? herhangi gibi. Melis ben seni hiç böyle olmazdım <laughs> ya? Neden? Hiç ya o kadar mutluyum ki şu anda. Böyle daha mesela dingin, daha durgun. <laughs> hani böyle resimden hiç böyle gelmiyor. Niye öyle gelmiyor? Ben Bilmiyorum mi ben? anlayamadım, okuyamadım Bilmiyorum resmi ya, acaba? Bilmiyorum. Müthiş bir şey. Zaten ne? Çoğumun adı. Bu da benim aşırı kullandığım bir kelime. O da çavun adı zaten diye. Ben de ha, çok neden? zaten var. Çok... çok kullandığım bir kelime. Hmm. Her şey zaten yani. Zaten. Hmm. Şaşırmıyor musun? O hiç yüzden çok hiç şaşırmıyorum. Gerçekten. Evet, hiç. Yani çok az bir sürpriz var hayatımda. Her şey okay olmuş bir yerdim. Odur. Hiç büyük öfkelerim, büyük kızgınlıklarım, büyük Ya şey hiç açılışta, delirmiyorsun ya. Çok içim. Yani delirmiyorum ya. Çok aşırı şükreden bir insanım. Yani delirmeye deliriyorum ben ve sana. şöyle yapıyorum sonra hemen. Neyse ne yapıyorsun ki ya? Kızım ama bir deliriyorsun var. Değil, değil mi Ama içimde an? yani başkasına değil. Ha, Kendime mi? deliriyorum. Sonra dedim, ne yapıyorsun şu an kendine? Niye enerjisini aldın yerle eksan ettin ne oluyor? İki gözyaşım iki bir şeye mi söylendim? Oh onlara böyle derdimi anlattım. Şey, ha söylüyorsun yani, ama bak Genel o ara... anlatıyorum herkese. Başıma böyle bir şey geldi ya. Bugün de bu aman gibi. Yani hiç kavga dövüş. Yani zor bu arada karşı taraf için. Hiç kavga etmediğim için evet, çok, çok sinir bozucu. Çok sıkıcı. Çok sıkıcı. Çok sıkı, sıkıcı. Hayır bir sıkıcı iki tehlikeli. Yani tehlikeli olduğunu yeni yeni fark ediyor. Yani yeni bende böyle ya şey dedin ya açılışta bir unutmakla ilgili bir hikaye vardı. Bu hep konuştuğum şey. Ben full hatırlamıyorum. Yani şöyle e, bunu hep konuşuruz. Yani mesela geçmişe dair anı, geçmişe dair öfke, ben hep bu arada terapiste gittim yani hep hayatım boyunca çocukluğumdan beri annem çok desteklerdi sevdiğim bir şeydi yani hep gittim çok kendiyle ilgilenen bir tip ona da git o, ona da git o şifaya da git ona da her şeyi böyle bilmeye çalışırım hiç hatırlamam mesela kızdığım bir şey 2 ay içinde 3 ay içinde bende böyle kalıyor sadece şunu hatırlıyorum ben çok kötü bir şey yaşadım burada. Yaşadım yani neye kızmıştım tam olarak ne dedim o bana ne dedi gibi değil. Ama çok kötü bir şey yaşamıştım hissi kalıyor hissini hatırlıyorum. Dolayısıyla da şöyle bir şey evrildi yıllar içinde. Çok şey yaşadığıma eminim yani hayatımda böyle çok genç yaşta bazı dönemeçlere girdiğim için. Hallettim ama neden pişmanım keşke hallettim demeseydim de ee, yardıma ihtiyacım var mı denseydi. Yani ya da yardıma ihtiyacım var ama deseydi. Ama hiç yok bende o. Yok hiç mu? Çok, hiç yok. İşte o benim mesela kaza benim için öyle bir şey ha. mesela kazada hayatımı değiştiren sen ilk defa çıkıp bir yerde e bir şeyin yolun üzerinde bütün arkadaşlarım içeride karnım arasında yardım istediğim bir an var. Benim için orası mesela şeydi evet yardım istemek böyle bir şeymiş evet yardıma ihtiyacım var demeyi öğreneceğim bir yıl olsun diye kendime söylediğim bir şey. Yardım yani. istesen ne olur? Hiçbir şey aslında ama işte o sanki bunca zaman şey gibi güçlü kadın <laughs> gibi bir şeyle <laughs> bir de ben güçlü olmak gibi bir derdim yokken sen çok güçlüsün, güçlüsün güçlüsün. Ya değilim bir demeyin şunu bana hani içeride değilim güçlüsün güçlü o bir yerden sonra tamam demek ki güçlü olmam gerekiyor gibi bir şey ister istemez giyiniyorum bence. Değilim aslında yani çok kırılgan bence bir de. yapım var Değilsin tabii tabii değilim. hiç değilim ama e, bu işte orada öyle bir vitrin görünüyor ben göstersem de göstermesem de buradaki şimdi bir şeyi bozmaya bunda da tamam et